bugün Türkiye'de 81 ilde öğretmenlerimiz iş bırakma eylemi yapıyorlar. Maalesef dün bir öğretmenimizi, İbrahim Oktugan öğretmenimizi şiddete kurban verdik. Uzun süredir bu konu gündemde. Ha, sadece bu değil, milli eğitimle ilgili birçok konunun Türkiye'nin ana gündem maddesi olmaya başladığını görüyoruz. Fakat maalesef milli eğitim yaptığı hep yanlış işlerle ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hep yaptığı yanlış işlerle gündem oluyor. Bakın geçtiğimiz sene bir soru önergesi vermiştim 2023 yılı Eylül ayında. Bu soru önergesinde demiştim ki okullarda alınan güvenlik önlemleri nedir? Yeterli tedbirleri okullarımızda alıyor musunuz? Gerekli kamera ve güvenlik sistemleri kurulmuş mudur diye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sormuştum. Kendisi de bana verdiği cevapta her türlü önlemin alındığını, herhangi bir problem olmadığını söylemişti. Fakat bugün hep beraber görüyoruz ki şiddet olayları Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi okullarımızda da tırmanmaya devam ediyor ve bu öğretmenimizin canını maalesef koruyamadık. Peki bu öğretmenimizi öldüren kişi kim? 2023 yılından beri birçok okuldan uzaklaştırılan, daha önce üzerinde silah bulunan bu kişi kim? Irak asıllı olduğu söylenen. Ailesi Türkiye'ye ne zaman gelmiş? Bu kişiye ve ailesine ne zaman vatandaşlık hakkı verildi? Ne kadar süre önce verildi? Bunların hepsini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e buradan tekrar soruyoruz. Bakın milli eğitimdeki hiçbir problemi gideremedikleri gibi atanmayan öğretmenler problemi biliyorsunuz. Yine rehber öğretmenlerimizi atamak yerine ÇEDES projesiyle manevi danışmanları okullara atamaya başladılar. Arkasından adına Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dedikleri bir güya çalışmayla ne olduğu da belli değil. Gençlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin karşısına çıktılar. 10 yılda hazırladık dediler. 10 gün bile araştırma ve bu konuyla ilgili yorum yapma hakkı kimseye vermediler. Hemen arkasından da öğretmenlik meslek kanunu apar topar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tekrar diyorum ki Milli Eğitim Komisyonu üyesi olarak, Isparta milletvekili olarak o koltuğu terk et. Yusuf Tekin bir an önce görevinden istifa etmelidir, bırakmalıdır. Milli eğitim politikalarını geliştiremedikleri gibi, her gün hata üzerine hata yaptıkları gibi artık öğretmenlerimizin de canını koruyamaz duruma geldiler ve bir an önce istifalarını bekliyoruz. 18 Mayıs'ta da Saraçhane'de atanmayan öğretmenlerimizi, yoksulluk sınırı altında maaş almaya mahkum edilen öğretmenlerimizi, can güvenliği olmayan öğretmenlerimizi Saraçhane mitingimize bekliyoruz. O gün hep beraber orada olacağız.